Dünya üzerindeki hayvanların en tehlikelilerinden biri olan yılanlar, aynı zamanda pek çok dinde de önemli bir yere sahiptir. Örneğin Adem ile Havva olayı anlatılırken birçok dini kitapta yılanlardan da bahsedilmektedir. İslami kaynaklara göre kır hayvanlarının en hilekarı olan yılanı, şeytan tüm gücünü kullanarak ikna eder ve yılan cennete girerek Hazreti Adem'i kandırmanın yollarını araştırmaya başlar. Hazreti Adem'i yasaklı meyveyi yemesi konusunda kandıran yılan, Hazreti Adem'in cennetten kovulmasına neden olur. Bunun üzerine Allah, yılana o şeytanı cennete sürünerek sen soktun. O zaman dünyanın sonuna kadar sürün diye buyurmuştur. Bu olaydan sonra ise yılanlar bizim bildiğimiz şekilde sürünmeye başlamışlardır. Peki ama kötü bir üne sahip olan yılanı öldürmek günah mıdır? Bu sorunun farklı din ve inançlarda çeşitli yanıtları bulunmaktadır. Fakat her türlü inanç ve dinde sebepsiz bir yere yılan dahil herhangi bir canlı öldürülmemelidir. Burada sebepsiz derken kişiye göre sebeplerden değil, Allah'ın buyurduğu sebeplerden bahsediyoruz. Aynı zamanda herhangi bir canlıyı mutlak ve sebepsiz yere öldürmeyi emreden rivayetler ya asılsızdır ya da herhangi bir peygambere ait değildir. Ayrıca bir sonuca varabilmek için o konuyla ilgili rivayetlere bütünüyle bakmak gerekmektedir. Birçok dini kaynağa göre yılanların zehirli ve saldırı durumunda olduğu zamanlarda öldürmeleri emredilmiştir. Evlerde insanlarla beraber yaşayan ve hiçbir zararı olmayan yılanların öldürülmesi ise yasaklanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yılanın zehirli olup olmaması ve aynı zamanda saldırma tehlikesinin olup olmamasıdır. Çünkü zehirli yılanların zehirleri hedefteki canlıyı ya felç etmekte ya da öldürmektedir. Elbette size herhangi bir zararı yoksa kesinlikle dokunmamak gerekmektedir. Çünkü her canlı gibi yılanın da ekolojik sistem içerisinde bir görevi ve önemi bulunmaktadır. Eğer insana zarar verecekse, evine saldırmışsa, hayatını tehdit ediyorsa, canını korumak için tüm yılan cinsini değil, sadece o yılanı öldürmeye müsaade vardır. Kim yılan görür de öldürmezse bizden değildir ifadesi kesinlikle doğru değildir. Ancak zehirli bir yılan yerleşim alanlarına girer. Birileri onu görüp öldürmediği veya haber vermediği takdirde yılan gidip birilerinin ölümüne sebep olacaksa, o kişinin bu umursamazlığı affedilecek değildir. Çünkü İslam dininde her Müslüman kardeşini her türlü tehlikeden korur buyurulmaktadır. Bu aslında hem insanlığın hem de Müslümanlığın bir gereğidir. Pek çok rivayette ise tehlikeli, çift çizgi bulunanı ve engerek yılanını öldürmesini emretmediği görülmektedir. Ancak bu bilindiği gibi sevap yerine geçmemektedir. Son olarak sizlere yaşanmış bir yılan vakasından bahsedeceğiz. Bir gün genç bir kadına namaz kılarken bir yılan arkasından yaklaşmış ve onu sokmaya kalkışmış. O sırada oradan geçen bir adamsa onun bu zor anında kendisini yılanın üzerine salmış. Yılanların amansız düşmanı olan kedi ise yılanı oracıkta boğmuş. Yılanın zehirli ısırığından kedi sayesinde kurtulan kadın Allah'a çokça şükretmiş.